birlikte şimdi Pera Müzesi'ne gidiyoruz. Müze bugünlerde İspanyol resminin özel isimlerinden Goya'nın eserlerini ağırlıyor. Şimdi serginin açılışına gidelim. Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi birbirinden önemli eserlerin yer aldığı çok özel bir sergiyle İspanyol ressam Francisco V. Goya'yı ağırlıyor. Picasso, Botero, Chagall ve dünyanın önde gelen ustalarının eserlerini sanatseverlerle buluşturan Pera Müzesi, bu kez de dünyaca ünlü ressam Goya'nın gravür ve yağlı boya tablolarına ev sahipliği yapıyor. Bugüne kadar sizin de hatırlayacağınız gibi işte Picasso, Suite Voler, Miro, Botero, Chagall gibi ustaların, çeşitli dönemlerin ustalarının birbirinden ilginç yapıtlarını Pera Müzesi'nde sergiledik. Şimdi de yalnızca İspanya'nın değil dünya sanatının büyük ustalarından biri olan Old Master'ların sonuncusu, modernlerin ilki diye tanımlanan büyük sanatçı Goya'nın 230 eserinden oluşan bir kapsamlı sergiyle sanatseverleri ağırlamak istiyoruz. İspanya ve İtalya'nın önde gelen müze ve özel koleksiyonlarından derlenen serginin küratörlüğünü Marisa Oropesa ve Maria Toral üstlendi. Bu sergiyle birlikte Goya'nın eserleri Türkiye'de ilk kez sergileniyor. Bunun çok ilginç olduğunu düşünüyorum. Çünkü Goya dünyadaki en önemli ressamlardan biri. Tabii İspanya'dan çıkmış Picasso, Dali gibi çok büyük ressamlar da var. Ama Goya hepsinin içinden sıyrılan bir titan. Goya'nın çeşitli dönemlerini anlatan 230 özel eserden oluşan sergide gravürlerin yanı sıra yağlı boya tablolar ve portreler de yer alıyor. Bu sergi Goya'nın bilinen en ünlü gravür serileri üzerinden sanatçının özellikle grafik eksende dünyasını anlamamızı sağlayacak, sanatseverlere zengin kapılar açacak bir sergi olduğu düşüncesindeyiz. Bu 218 gravür, bu gravürlerle bağlantılı ve Goya'nın çeşitli dönemlerini anlatan 12 resimle taçlandırıldı diyelim ve toplam 230 eserden oluşan bir sergi oluşturduk. İspanya ve tüm Avrupa'nın çalkantılı dönemlerine tanıklık eden Goya, çağın tüyleri ürperten görüntülerini, savaşın acımasızlığını ve dönemin toplumsal olaylarını eleştirel bir bakış açısıyla yansıtıyor. In Spain, of course, with Velázquez. Sergide Capriccio'lar, Savaşın Felaketleri, Boğa Güreşi, Atasözleri ya da Zırvalar başlıklı gravür setleri yer alıyor. Bununla birlikte Goya'nın saray ressamlığına ışık tutan tabloları da var. Ayrıca Santa Marta Vakfı'ndan gelen ve o dönemin çocuklarını anlatan 6 çok önemli resim ve bir de Maya resmi var. Üçüncü katta İspanya'nın en önemli aydınlarından Martin Zapater'in, yine İspanya'nın en meşhur boğa güreşçilerinden Pedro Romero'nun özel portreleri de var. Tüm bu eserler Goya'nın zengin düş gücünü ortaya koyarken o dönemin karanlık yıllarına ve savaşın acımasızlığına da ışık tutuyor. Goya Zamanın Tanığı Gravürler ve Resimler sergisi 29 Temmuz'a kadar Pera Müzesi'nde devam edecek.